Suudi asıllı bir kadın başına gelen bir olayı anlattı. Her ne kadar utansa da bunun günah olup olmadığını merak etti. Kocasının kendi sütünü içtiğini itiraf etti. İslam'da bunun uygun olup olmadığını bilmediği için araştırmaya karar verdi. Bu sorunun cevabına gelin hep birlikte bakalım. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir erkeğin hanımının sütünü içmesi durumunda nikaha zarar gelmez. Ayrıca bir kimsenin eşinin sütünü içmesi günah değildir. Ancak bu durum günah olmasa da adaba uygun değildir. Zira süt kardeşliği tahakkuk etmez. Nitekim bir hadis-i şerifte, süt ısımlığı ancak 2 yaş içinde emzirilen sütle oluşur buyurulmuştur. Süt evlatlığının meydana gelmesi için süt emen kişi az önce de belirttiğimiz gibi 2 yaşını doldurmamış olması gerekir. Bu itibarla hanımının sütünü emen ya da içen kocanın onun süt evladı olması söz konusu olmaz. Bu mevzuda gelen bir başka rivayet ise şöyledir. Yahya Said anlatıyor. Bir adam Ebu Musa el-Eşari'ye ben hanımımın göğsünden emdim. Karnıma süt gitti. Bunun hükmü nedir diye sordu. Ebu Musa bana göre o kadın sana haram olmuştur deyince Abdullah Mesud adama nasıl fetva verdiğine dikkat et dedi. Ebu Musa bu hususta sen ne dersin diye sorunca İbni Mesud emme ancak 2 sene içerisinde olur dedi. Bunun üzerine Ebu Musa dedi ki bu büyük alim aranızdayken bana bir şey sormayınız. Bir erkek hangi sebeple olursa olsun hanımından emse evlilik hayatlarını devam ettirmelerine bir engel teşkil etmez. Günah değildir. Günah olmaması da bunun doğru bir şey olduğunu göstermez. Müslüman çiftler için adaba uygun olarak görülmemiştir. Eğer bir erkek zorla bunu yapıyorsa bu günaha girebilir. Eşler arasında böyle bir şeyin baş göstermesi normal bir durumdur. Buna göre aralarında süt akrabaları oluşmaz ve birbirlerine haram olmuyorlar. Ayrıca bir annenin kendi sütünün tadına bakmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Eğer bebek içmiyorsa, bunun sütten kaynaklandığını düşünüyorsa test etmek amacıyla tadabilir. Çocuklarını da en fazla 2 yıl emzirmesi gerekir. Anne sütü eşsiz bir gıdadır. O yüzden annenin bunu kendi evladından asla mahrum etmemesi gerekir. Aksi takdirde kötü sonuçlar elde edebilirler. Doktorlar kadın sütünün bazı hastalıklara iyi geldiğini söylüyorlar. Kadın sütü içmek dinen caiz midir sorusuna bakın nasıl cevap verildi. Fethul Kadir kitabında Müslüman mütehassıs tabip kadın sütünün muhakkak iyi edeceğini ve bu hastalığı tedavi edecek başka ilaç olmadığını söylerse hastanın kadın sütü içmesi ve satın alması caiz olur denilir diye yazılıdır. Kadın sütü balla karıştırılıp içilirse mesanedeki taşları eritir.